Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar pomponmatik nasıl kullanılır şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben pomponmatiği set haline aldım. Birkaç tane boyutu var. Uygulayacağım bere 1 yaş olduğu için bu pompon çok büyük olacak. İkinci boyu ve üçüncü boyu, diğer boyu bundan daha da küçük arkadaşlar. Şimdi ben bu iki boyla pomponlarımı yapacağım. Fakat sizlerle pomponmatik nasıl kullanılır onu paylaşacağım. Bakın bu şekilde ikiye ayrılan bir parça. Şimdi bu ayrı ayrıysa sizin pomponmatikleriniz şöyle birleştirin arkadaşlar. Bakın şu şekilde ve bu şekilde açılabiliyorlar. Öncelikle kullanacağımız ipimizi hazırlayalım. Şöyle tutalım bir ucundan. Yavaş yavaş, acele etmeden, sakin bir şekilde arkadaşlar, düzenli bir şekilde sarmaya çalışalım ki pomponumuz düzgün bir pompon olsun. Şöyle sarıyoruz. Pomponunuzun yoğunluğuna tamamen siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok yoğun, dolu dolu bir pompon olmasını istiyorsanız çok sarmalısınız ki biz şimdi bayağı bir saracağız. Şimdi ikinci katı sarmaya başladım. Şöyle şurayı düzeltelim. Alttan ipimiz de geldi. Onu da saklamış olduk şimdi bakın. İkinci katımı sardım düzenli bir şekilde. Şimdi üçüncü katımı sarıyorum arkadaşlar. Şöyle bir ipimi çekiştireyim. Bir kat daha sarar mıyım? Bence sararım sanki. Çünkü yoğun, dolu dolu bir pompon olsun istediğim için şöyle hızlı bir şekilde bir kat daha saracağım bunu. Kalın bir iple yapıyorum zaten arkadaşlar. İnce bir ip kullanmıyorum şu anda. Alize Süperlana Maxi kullanıyorum. Ve bu kısmı tamamladım. Şöyle hemen kesiyorum. Ardından diğer parçamı sarmaya başlayacağım. Burayı da tutuyoruz arkadaşlar. Bırakmıyoruz. Kaçabilir. Dağılmasın. Yine şöyle ipimi tutuyorum. Yavaş yavaş şöyle bir ipimi çıkartayım yine. Çok muntazam ve ip tasarrufu olan bir şey arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kullanmayanlarınız varsa aranızda çok büyük bir rahatlık. Ben çok severek kullanıyorum. Ekip arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum mutlaka bulundurun diye. Çünkü hem ipten tasarruf hem zamandan tasarruf ve pomponu düzeltmek için bir çaba sarf etmek zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Sarmaya. Dolu dolu bir pompon istediğim için ben böyle bir kat ve kat sarıyorum. Son bir kat daha dönüyorum arkadaşlar. Şöyle seri bir şekilde. Ve burayı da tamamlıyorum. Şimdi şöyle ipimi kesiyorum. Hemen şöyle yaklaşık bir 30-40 santim bir ip ayarlıyorum. Aynı pomponu yaptığımız ipten. Keskin bir makasla arkadaşlar, keskin olmasına özen gösterin. Şöyle bakın şuradan itibaren kesmeye başlıyorum. Zaten çok kalın sardım arkadaşlar. Keskin olmasını istememizin sebebi zor kesiliyor. Hani benim makasım çok keskin bir makas olmasına rağmen çok kat sardığımız için zor kesiliyor. Şurayı tutuyoruz arkadaşlar. Kaçırmıyoruz. Elimize de dikkat ediyoruz. Bu kısmı tamamladık. Şimdi diğer kısmı açıyoruz. Keselim, daha doğrusu açmıyoruz. Keselim.
Şimdi arkadaşlar şöyle bu ipimizle kesme işlemini tamamladıktan sonra güzelce bir bağlayacağız bu kısımları. Pomponumuzu sıkı bir şekilde bağlayacağız. Şurada yaramazlık yapan iplerim var. Onları bir düzelteyim. Şöyle olabildiğince sıkıyoruz arkadaşlar. Bir şöyle sıkıyorum. Tekrar buraya dönüyorum. Ben daldım bir açtım pomponmatiği. O yüzden böyle dağınık duruyor. Yoksa böyle dağınık olmaz arkadaşlar. Ama ipi eba etmemek için bağlıyorum şimdi. Şuradan bir kez daha düzeltebilecek bir pozisyonda olunca dağıtmak istemedim. Şimdi pomponumuz tamam ve hazır. Şöyle bakın şu yanlardaki kısımları açarak kolay bir şekilde pompon matiğimizden pomponumuzu çıkartıyoruz. Çok tatlış bir pompon oldu. Dediğim gibi ben daldım arkadaşlar. Videoya daldım. O yüzden açtığım için böyle fazlalık fışkıran pompişlerimiz oldu. İplerimiz oldu. Şöyle onları bir makas yardımıyla topluyoruz. Şuradaki ipimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Bununla bağlama işlemi yapacağımız için bu ipimiz sabit kalacak. Şöyle bir düzeltelim. Kontrolünü yapalım. Bozuk olan yerleri de düzelttiğimiz zaman, ki bu benim hatamdan kaynaklı, böyle bu kadar bozuk pompon çıkmaz pompon matiğimizden. Ve muntazam düzgün bir pompon elde etmiş olduk arkadaşlar. Ben bozmasaydım daha güzel olacaktı. Ama pompon matik çok kullanışlı, rahat bir şey. Siz de umarım severek, beğenerek kullanırsınız. Dediğim gibi hem ipten tasarruf hem zamandan tasarruf. Bu şekilde pompon matiğimiz boy boy istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Umarım daha sonraki videolarımda tekrar görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.